Merhabalar. YKM Teknoloji olarak sizlere sıvı durum cihazımı tanıtmak istiyorum. Bu tanıtacağım model N1D1 modelimiz. Bu modelimizde 20 milim ile 1 litre arasında sorunsuz dolum gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi onların ayarını göstereceğim. 20 milimden aşağısına AR02, 1 litreden yukarısını ise YKM 470 ile de rahatlıkla doldurabilirsiniz. Bu cihazlarımızı isterseniz sıvıdolummakinesi.net sitemizden, ister N11'den, Trendyol'dan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Şimdi ise makinemizi nasıl kuracağız ve nasıl ayarlarını yapacağız onları gösterelim. İlk başta cihaz size geldiğinde cihazımızın giriş hortumunu şişemizin içerisine atıyoruz. İlk yapacağımız işlem, şunun altına bir şişe bırakalım. Hortumumuza sıvıyı çekip ve hortumun havasını almak için yapacağımız işlemi anlatıyorum. 8 adet butonumuz var. Manuel kayıt 1, kayıt 2 tuşlarımız. Zamanı arttırıp azaltmak için çarpı 100 butonumuz. Mod tuşumuz, seç ayar tuşumuz, artı ve eksi tuşumuz vardır. İlk başta burada pedal yazıyorsa arkadaşlar, buradaki tuşların sadece ayar hariç diğer hepsi pasif durumdadır. Biz ayar yapmak için ayar tuşuna basıp ayar ekranına giriyoruz. Artık burada gördüğünüz gibi pedal yerine ayar yazmaya başladı. Ok işaretimiz var. Ok işareti neredeyse artı ve eksi tuşları bunu artırır ve azaltır. Şimdi ona geleceğim. Önceliğimiz manuel tuşuna basıp sıvının buradaki şişeye dökülmesini sağlamak. Basılı tutuyorum. Evet, sıvımız geldi gördüğünüz gibi. Havası tamamıyla alınmış oldu. Dursun. Şimdi ayarı geçelim arkadaşlar. Ayarda da nasıl yapacağız? İlk başta 25 milim şişenin ayarını yapalım. Burada hızı arttırıyorum. 150 en düşük hızda. Hızımı 180'e getireceğim. Evet, hızım 180'de. Bastım, tekrar bastım. Zamanımı buradan ayarlıyorum. Göstermek için önce 100 yaptım. Bunlar tamamıyla deneme yanılma yöntemiyle bulunmuş şeyler arkadaşlar. Şimdi 100 yaptım. Butonumu şöyle şuraya alayım. Pedalımı bıraktım. Bir kere bastım. Ayar modundan dışarı çıktım. Tekrar bastım. Artık doğrama başlıyoruz. Gördüğünüz gibi 100 yaptığım zaman buraya kadar getirdi. Ben de diyorum ki hızım aynı kalsın. Zamanımı biraz daha arttırayım. Zamanımı 115 yapıyorum. Yeni şişemi aldım. Ayardan çıktık. Pedala geldik. Tekrar bastım. Evet. Bakın bu şekilde dolumunu gerçekleştirdik. Şöyle şuraya alayım. Şu ilk başta ayar şişemde. Onu da şöyle aldığım zaman gördüğünüz gibi hepsini eşit seviyede doldurdum. Sırada ise arkadaşlar 40 milimin ayarı var. Ayarları tamamladım arkadaşlar. Hızımız 150, zamanımız da 190 olarak ayarlandı. Evet, bu şekilde de 40 milimin dolumu gerçekleşmiş oldu. Şimdi ise 60 milimlik şişemizin dolumunu gerçekleştirelim. Oradaki ayarlarımız hızımız 200, zamanımızı 220 yapalım. Evet, ayarladıktan sonra 1-2 boş dolum yapıyorum. Ki havasını tekrar alayım. Şimdi 60 milimliği dolduruyorum. Şu şekilde 60 milimliğimiz de tam doldu. Sırada 100 milimliğin dolumu var. Hemen 100 milimliğin dolumu için ayarımı yapıyorum. Hızım 250, zamanım da 3 saniye. Hızım 250'yi getiremiyorum. Ayar tuşuna basmam lazım. Evet, hızımı 250'ye getiriyorum.
Bastım. Zamanımı da 3 saniye yapacağım. 3 saniye yapmak için bakın. Çarp 100'e basıyorum ve artıya basıyorum. 320 oldu. Buradan tekrar düşümünü yapıyorum. Bir manuel tuşla tekrar bir havasını alıyorum cihazımın. Sırada ise 100 milimin dolumu var. Koydum. Butona bastım. Pedaldan çıktı. Tekrar bastım. Gördüğünüz üzere tam da kapağına kadar doldurdu. Bu da arkadaşlar 100 milimin ayarıydı. Sırada ise 250 milim var. O da burada. 250 milimde saniyem 650'ymiş. Tekrar sece bastım. Ayar bölümüne geçtim. Hızım 250. Zamanı da 650 yapacağım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpı 100'e basıp tutuyorum. Çarpı 100'e basılı tutuyorum. Buradan 600 yaptım. Ve 50'yi de artı tuşuna basarak tek tek yapıyorum. Evet, 50'ye geldi. Şunu biraz yükselteyim. Manuel'e basıp havasını aldım. Şimdi 250'yi dolduruyorum. Evet, bu şekilde de 250'yi doldurmuş oldum. Cihazımızda pedal hariç bir de otomatik mod bulunmaktaydı. Şimdi onu göstereyim arkadaşlar. Ayar kısmındayız. Burada ayarın altında 2 saniye görmektesiniz. Bu 2 saniye biz cihaza diyoruz ki 150 hızında 1 saniye 9 milisaniye çalış. 2 saniye bekle. Yani mod tuşuna bastığım zaman yapacağı işlem bu. Buradaki şişeye göre ayarlayacağım. Buradaki şişeye göre arkadaşlar doldur 2 saniye bekle. Doldur 2 saniye bekle şeklinde devam edecek. Buradaki pedalı devre dışı bırakıyoruz. Biz buradaki 2'yi şöyle 4 yapalım. 4 yapalım. 4 de bunu dolduralım. Bunu doldurmak içinse 150'ye 135'i getiriyorum şurayı. Zamanımı. Evet. Buradaki şişelerden farklı bir şişe. Biraz daha küçük şişe arkadaşlar. Bu da galiba ya 30 milim ya 35 milim. Tam bilmiyorum milimini. Şöyle havasını aldım. Altına bıraktım. Ve buradaki mod tuşuna bastığım zaman dolum başlayacak. Ne zaman durduracağız? Bekleme esnasında yani 4 saniye bekleme esnasında tekrar moda basarsam artık dolum tamamlanmış olacak. Hemen başlıyorum. Altına getirdim. Mod tuşuna bastım. Neredeyse yetişemeyeceğim 4 saniyede. Tamam. Bekleme kısmındayken bastığım zaman da cihaz durduruldu dedi. Bu şekilde çıkan ürünleri de dizelim. Sığmalı şurada dursun. Otomatik modda da bu şekilde pedalsız dolum gerçekleştiriyoruz. Evet, 1 litrenin testine başlıyoruz. Burada ayardayız zaten. Ayarda önce hızımı en üst seviyeye getiriyorum. Zamanı ise ve 20 saniye yapacağım arkadaşlar.
Evet, burada cihazımızın 1 litreyi de doldurduğunu göstermek. Ama sizin genel olarak dolduracağınız şişeler 1 litre, 1,5 litre, 5 litre ve 10 litre gibi şişelerse ve sürekli bunların dolumunu yapacaksanız size bu modeli M1D1 değil de arkadaşlar YKM470 modelini öneririm. Çünkü o model tamamıyla işte 1 litre ve üzerinde dolum yapılan şişeler için üretildi. 1 litre doluma sınırlı sayıda ihtiyacınız oldu. O zaman bunu kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sürekli 1 litre üretiminde evet makinemiz çalışır ama gördüğünüz gibi zaman bir anda 20 saniyelere çıktı. Bu sizin için zaman kaybı olacaktır. Gene de testimizi biz gerçekleştirelim. Tekrar ikinci basışında sistem doluma başladı. Bakın 20 saniyede bu kadar doldurdu. Ben bir 2 saniye daha eklemek istiyorum. İki saniye daha dolum yapacak. Bastım. Ayardan pedal bölümüne geçti. Tekrar pedala basıyorum. Tam 2 saniye eklediğimde gördüğünüz üzere ağzına kadar dolumunu gerçekleştirdi. Tekrar deniyorum. Bu sefer arkadaşlar hızlandırılmışını izleyeceksiniz. Tam 22 saniyede motorumuz tam güçteyken 1 litremizi ağzına kadar doldurdu. Bu ürünlerimizi sıvıdolummakinesi.net üzerinden direkt bana ulaşarak sipariş verebilirsiniz. İsterseniz de N11 ve Trendyol üzerindeki mağazalarımızdan da ürünlerimize ulaşabilirsiniz.